hazırlandım. Sizi de alıyorum yanıma ve gezmeye gidiyoruz. Asansörden bir inişim var. Pirin oyuncağı, su şişelerimiz vesaire. Elim kolum dolu. Dağ kapıya geldik. Biraz dağ kapıda gezeceğim. Gezdiğimiz yerleri size de göstereyim istiyorum. Beraber gezelim dağ kapıyı. Ciğerci Ramazan diye biri çok ünlüymüş yani bir yer. Oraya şimdi ciğer yemeye gidiyoruz. Buraya geldiğimizden beri pek çok ciğerci tattık. Gerçekten çok beğendiklerimiz oldu. Şimdi Ciğerci Ramazan'a gidiyoruz. Böyle salaş bir yer. Önden bunlar geliyor. Şöyle de ciğerimiz geldi. Ciğer yedik, kalktık. Çok salaş bir yerdi ve çok kalabalıktı. O yüzden masamı falan çok çekemedim. Kameraya da çok alışkın olmadıkları için doğal olarak. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Çok güzeldi. Salaş ama çok böyle keyifli, lezzetli. Herkesin bize tavsiye ettiği bir yerdi. Böyle gittik, gördük. Burada çok güzel doğal ürünler satan yerler var. Kuru patlıcanlar, işte biberler. Buranın mavi şekeri de çok ünlü. Hep böyle. Zaten size demin onları gösterdim. Kurutulmuş kuru yemişler var, kurutulmuş meyveler var, kuru yemişler var. Gayet güzel. Hasan Paşa'nın çıktık. Sülüklü Han'a doğru gidiyoruz. Hasan Paşa'nın çok kalabalıktı. Önce bir kahve içsek mi diye düşündük ama sonra çok gerçekten tıkın tıkın. Ben böyle içeride nefes alamadım. Şimdi Sülüklü Han'a doğru gidiyoruz. Sülükdan'a şöyle bir baktık, çıktık. Daha sonra bir şeyler içmeye geleceğiz. Bir şeyler içme hakkımızı sıra gecesinde kullandığımız için şöyle bir gösterdim size. İnanılmaz güzel şaraplarıyla ünlü kahvesi de var. Çok güzel şaraplar var, şarap tadım yapıyor herkes. Çok böyle keyifli bir ortamı var ağaç altında. Ben böyle size çok kısa çektim. Ondan sonra kendim böyle biraz ağacın haşmetini ve o ortamı içime çektim. Şimdi gidiyoruz artık. Şimdi Nilkuş'un odasındayım. Nilkuş uyku moduna geçti. Kitap okuyacağım ona. Böyle loş ortamda geçiyoruz uykuya. Çok iyi oluyor. Hem odasındaki ledler normalde loş. Hem de bu gece lambası loş. Çok iyi oluyor. Evet. Bu komşum yazmış. Bu akşam o sesi ben mi çıkarttım? Evet. Bu kırt sesini ben yazmadım için. Nilkuş'un telefonu geldi. O yüzden tamam. Şimdi Nile kitap okuyacağım. Normalde bu akşam sitedeki çocuklara soğuk kahve yapacaktım. Beni gerçekten çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum ama yarın okul açılacağı için hiçbirinin annesi muhtemelen izin vermedi çıkmalarına haklı olarak. Dün aslında söz vermiştim ama dün bizim için böyle yoğun bir gündü. Yine böyle dışarı çıktık, gezdik falan derken dün yapamadım. Şimdi de biz de yatış moduna geçeceğiz artık. Nile uyuyacak. Ben de makyajımı çıkartırım. Öyle sizle belki bakalım
yorgunluk duruma göre. Eğer çok uykumu bastırmazsa sizle beraber çıkartırız makyajımı. Öyle şimdi kitabımızı okuyalım. Ertesi günden herkese merhaba. Yarından sonra fırınımız geliyor. Çok mutluyum. Dün en son Nilaş'ı uyuttuk. Sonra ben de zaten makyajımı temizledim, duş aldım ve uyudum. Bu arada yürüyüş yaptım 1 saat boyunca. Şimdi bugün okul vardı. O yüzden gündüz açmadım kamerayı. Okuldan geldim, işte klasik ev işleri. Bu akşama klasik bir menü yapalım dedik, böyle aperatif ama klasik olanlardan. Patates kızartması, köfte ve soslu makarna, hatta biber kızartması da olacak içinde. Böyle güzel bir menü yapalım dedik. Ben başladım, kızdan kamerayı açmadım geldi aklıma. Anneme yardım edeyim, size beraber yemek. Kızartmaya başladım. Bir yandan patates ve biberler devam ediyor zaten kızarmaya. Buzluğa attım köftelerden de. Çözülenleri fritöze attım. Biraz daha fazla yapıyorum ki fritözde. Yarın okuldan sonra Nil'e de yemek olsun. Gerçi Nil'in okulda öğleden sonra öğünü var. Ama olsun, hazır olsun istiyorum. Bana da Nil'e de hazır olsun. Anneme de öğlen yiyecek bir şeyler olsun diye. Şimdi kızartma yapıyorum. Burada böyle biber ve patates kızartmam var. Burada da tam buğday makarnam var. Bunu size metrodan almıştık. Barilla'nın tam buğday pennesi. Ben sosun içinde yapıyorum makarnayı. Domates sos ve sarımsak, hepsini burada çevirdim. Ondan sonra içine makarna yaptım. Bence böyle daha güzel bir kıvamda oluyor. Bu şekilde ve annem de salatamızı yapıyor. Çok lezzetli bir yemek olacak. Böyle oldu. Peçeteler, köftelerin devamı, yoğurdumuz vesaire gelecek. Bıçaklar gelecek ve tamam. Nil çok acıktığı için şöyle bir çekeyim istedim. Hemen onu oturtacağım. Son halini gösteremeyebilirim. Biraz böyle saçım başım dağıldı. Hem yemekten, hem duman altı olduk, hem de duygusallıktan. Tam sofrayı hazırladık. Eşimi bekliyoruz. Zili çaldı. Ben de Allah Allah niye anahtarıyla girmedi, niye zili çaldı diye düşündüm. Ve elimde pasta, kızımıza pasta, bana da çiçek almış. Dilim pastasını ve kendi çiçek. İnanılmaz güzel bir buket almış böyle. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Nil de tavşanı çok seviyor, ona da tavşan almış. Yeni okulumuz hayırlı olsun çiçeği ve pastasıymış. Çok mutlu oldum. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. Günaydın. Dün gece yemek yaparken fırınım yoktu. Fırınımız gelmişti ama kurulmamıştı. Şimdi okula gideceğim. Demin fırın kuruldu. Size onu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Buharlı pişirme teknolojisi olan bir fırın seçtim. Bahsetmiştim. Önceki evimde Vestel kullanmıştım ve çok memnundum. Ekmeğimi falan orada mayalıyordum. Yoğurdumu fırında mayalıyordum ve güzel oluyordu benim için. Yine Vestel aldım. Eşimin isteği buharlı pişirme teknolojisinin olmasıydı. Benim isteğim de ekmek, yoğurt, mayalama, bunlar olsun, üstüne kullanabileceğim ek özelliklerin olmasıydı. Bu şekilde aldı, kuruldu. Çıkmadan önce size göstereyim. Fırınım böyle. Hatta şimdi buz çözme özelliğini muz attık. Nil muz istedi. Soğuktu muz. Böyle bu şekilde. Buraya da güzel bir bez alalım. Bunları yeni almıştım. Bununla uydu. Ama birkaç tane daha farklı seçenek alalım. Böyle. Wi-Fi özelliğinin olması bizim için çok önemliydi. Ben böyle bir şeyler hazırlayıp koyarım. İşte misafirim gelecek, atıyorum. Markete giderim, içine koyarım. Sonra çalıştırırım diye düşünüyorum. Bir de şuralarda ışıklarım var. Onlar da dolapların altına takılacak. Böyle. Ben de son durumlar bu şekilde. Fırınım geldi. Hava nemlendiricim geldi. Keyfim çok yerinde, çok şükür. Bugün yeni bir vlog başlatırım diye düşünüyorum. Bu arada dün çok yorgunduk. O yüzden böyle uzun uzadıya çekemedim. Bahçeye indik Nil'le, sonra ben yürüyüşe gittim. Uyku saati kaçmasın diye de hızlı hızlı yıkadım. Bugün kız kıza planlarımız var. Onları hayata geçirebilirsek sizi de videoya dahil ederim. Yeni bir vlog başlatırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır.